Efendim merhabalar, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalıyla bir kez daha karşınızdayız. Malumunuz Trabzonspor dün Ankara gücüyle ikinci yarının ilk maçını oynadı, 1-0 kazandı. Futbol nasıldı? Bizi tatmin etti mi? Yani oynanan futboldan ne kadar mutlu olduk? Ortaya konan mücadele nasıldı? Bunları Miraç Özağacı ve Haluk Şahin'le konuşacağız. İstersen Miraç Özağacı, ilk sözü Haluk Şahin'e verelim. Diyelim ki dünkü futbolu nasıl gördünüz? 1-0'lık skor. Öyle ya da böyle şu anda Trabzonspor 3. basamağa artık iyice oturdu. İlk 3 gerçekten Trabzonspor için iyi bir yer midir? Dünkü maç ve şu anki Trabzonspor'un dünkü görüntüsü sizce nasıldı? Evet, söz sizde Haluk Şahin. Şimdi öncelikle iyi yayınlar. İyi günler herkese. Efendim, 3 puanı kötü oynayıp almak önemli. Hakikaten çok kötü bir futbol vardı sahada. Hocamız da bunu kabul etti ama hocamızın tabii bazı mazeretleri var. Ben izledim yayıncı kuruluşu. Sahanın kötü olmasına, işte bu Asya Kupası'ndaki futbolcuların olmamasına biraz değindi. Ama bana göre orada buna değinmeden geçemeyeceğim çünkü notumu aldım. Yani Trabzon bir futbol şehri ve hocanın röportajında ya hem maç öncesi hem maç sonrası yayıncı kuruluşa ya Emre'yi met ediyor. Ya Emre zaten sicili bozuk. Öyle bu aralar tamamen bozuk. Her zaman gündemde olan ve de kötü gündemde olan bir arkadaş. İnanın Nihat'cığım beni Ankara'dan, İstanbul'dan akrabalarım da aradı. Ya bu hoca ne yapıyor? Bu Emre'yle nedir bunun şeyi? Diyor 4 yıl ondan işte hocalığını yapmış, beraber olmuş. Ya olabilir kardeşim. Yani sen Emre'yi hem maçtan önce hem maçtan sonra niye onore ediyorsun? Bu Trabzon futbolu insanı futboldan anlar. Yani inanın benim maçtan çok maçın önüne bu geçti bana göre. İnsanlar da bu konuda çok duyarlı. Ve de arayan soran da çok oldu. Neyse bunu geçelim, futbola gelince çok kötü oynadık. Yani bana göre Trabzonspor tarihinin belki de en kötü maçlarından birini oynadı. İnanın santroforumuza orta bile atamadık. Düşünebiliyor musunuz? Uzun boylu santroforumuz var. Bu maçta onu bile kullanamadık. Tabii ki futbolcu yani Fas'a giden neydi adı o çocuğun? Trezeguet'i mi söylüyorsun? Trezeguet'i söylüyorsunuz. Belki de daha iyi ortalar oradan gelebilirdi. İnanın orta yok maçta. Yani bizim ona kaçıyor. Besleyecek bir tane adamımız yok. Vizca zaten vazifesini yaptı, golü attı. Bu arada rakip takımın kalecisi de bizim 1461'deki kalecimizdi. Evet, onu aslında soracaktım size de ama siz söylediniz. Evet. 1400 Düşünün ki bu çocuğa top bile gitmedi yani. Bir tane tehlikeli top yok. Ama şimdi Haluk Şahin orada şöyle bir hemen araya gireyim gene sen devam et. Hoca oyundan son derece memnun olduğunu söyledi. Yani takım sürekli gelişiyor dedi. Daha iyi olacağız dedi. Eksiklerimiz çok dedi. Bana yani göre bunlardan dem vurdu biraz. Bana göre geriye gidiyor. Bundan sonraki fikstüre bakın. Samsun maçından sonra bayağı zor bir fikstür bekliyor bizi. Antalya, Galatasaray, Rize falan bayağı zor günler bekliyor. Evet. Yani biz bu oyun şekliyle beraber çok zor günler geçiririz. Böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Yani tamam hoca bana göre karnesine bakıyor. Bütün açıklamasında işte ben geldikten sonra şu puanı aldım, bunu yaptım. Kayseri maçı bir kayıp. İşte Kayseri maçını bu maçta telafi ettik. Hayır öyle değil. Yani Trabzonspor bu tür hesapları yapmayacak. Trabzonspor çıkacak, iyi futbol oynayacak, hücum oynayacak yerine göre tabii. Yani bu hoca zaten işin başındaki adam. Ama böyle hesap yaparsan bana göre... O zaman şöyle Haluk Şahin hemen şey oradan ben Miraç'a bir pas atayım. Şöyle söyleyeyim. 10 maç şu anda Abdullah Avcı'nın 10 maçtır takımın başında. 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi. Bu nedir yani? Hani istatistiğe baktığında başarılı gözüküyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Ya zaten Haluk Şen söylüyor ya,
Skorboard'a bakıyor. Skorboard ne diyor? 1-0 galip, 3 puanı da yazdı. Hoca ne diyor? Görevimi yaptım diyor da. Yani yaptı mı? O 6 maç almış, 3 maç kalmış, berabere kalmış, ona bakmıyor hoca. Hoca, Şahin'in söylediklerine ben de katılıyorum. Yani Trabzonspor maç boyunca hakikaten bir tane bana net bir pozisyonu söyleyebilir misiniz? Yani şu pozisyona girdi. Şöyle varyasyon yaptı, kenar varyasyonları yaptı. İşte hazırlanmış olarak. Yani bir tane net bir pozisyonumuz yok ama 1-0 galip geldik ve maç gol öncesi de var da iptal edebilirdi golü, hakem de iptal edebilirdi. Bir faul gitti geldi o golden önceki pozisyon. Yani böyle saymaya kalksak onlarca mazeret var ama buna bakmıyor hoca. Hoca neye bakıyor? Maç sonucuna bakıyor. Galip geldi. Ama futbol abi. Öyle değil mi? Mira Çözacı, sen de futbol oynadın. Yani ama skora bakar herkes. Ben onu diyorum ama bir de bir çekirge hikayesi var. Bir sıçrarsın, kötü futbolla iki sıçrarsın. Üçüncüsüne mutlaka çakılırsın. Yani bu, yani ben Abdullah Hoca, önce dün de Hüsnü Hoca ile yaptığımız programda çok eleştirmiştim. Ya ben Trabzonspor'un ne oynadığını veyahut da Abdullah Hoca'nın ne oynatmak istediğini ben çözemiyorum. Ya sen de spor adamısın, Haluk Şahin de spor adamı. Ya ben program yaptığımız spor adamlarına da soruyorum. Ya bana Allah aşkına birisi çıksa ki hoca bunu oynatmak istiyor. Peki bir şey sorayım sana Mira Çözacı. Abdullah Avcı kendini sana nasıl sevdirecek? Ya sevdirmekle alakası, ben Trabzonspor'u seviyorum. Abdullah Avcı'yı sevmiyorum. Abdullah Avcı sonuçta profesyonel bir teknik adam. Dünkü konuşmamızda ne dedik? Giderken 25 milyon aldı, gelirken 40 milyon aldı. 65 milyon Türk lirası. Cepte. Şu anda cepte. Evet. Evet. Paralar bankası. Allah daha çok versin. Çin ama o da diyor ki şimdi mesela al 10 maç diyor. 10 maç istatistiğime bakın benim diyor. 6 ya, galibiyet, ya. 3 beraberlik, 1 tane yenilgi var diyor. Yani ya, bunu başarısız olarak adetmek lazım. Ya şimdi puan cetvelerine bakınca sahada alınan sonuca bakıldığın zaman Abdullah Avcı başarılı. Doğru. Ama oynanan futbol karşılığına veyahut da şampiyon olan bir takıma, şampiyonluk yaşamış bir hocaya, bir de kendisi şampiyon yapan bir hocaya böyle futbol olduğu oynattığı için eleştirmeyelim mi? O zaman ya hemen Haluk Şahin'e. Şununla noktalayayım isterseniz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi Beşiktaş maçı nasıl oynadık? İyi oynadık. Fenerbahçe maçı nasıl oynadık? İyi oynadık. Ya bana bu maçlarda hoca lazım değil, bana bu maçlarda lazım. Antep maçında, Başakşehir maçında, Konya maçında. Bunlarda futbol yok abi. Ne yapayım ben onu ya? Şimdi demin Nihat söyledi ya, hoca maçtan sonra diyor ki geliştiriyoruz. Ya Abdullah Hoca geldiğinden beri kötü oynadığı maçlarda ve kazandığı maçlardan sonraki bakın, çıkarın, bulun arşivlerde görüntülerini. Hep gelişiyoruz, geliştiriyoruz. Ya amatör takım alma veyahut da Anadolu takımlarından birini almadı ki bu Trabzonspor ya. Ahmet'i diyorsun tak diye aldırıyorsun. Pepe diyorsun diyelim misal. Tak diye aldırıyorsun ya. Ekonomik olarak bütün her şeyi önüne seriyorlar. İstediğini yaptırıyorsun. Yani ne olacak? Hala geliştiriyorsun. Amatör takım mı aldın veyahut da U19'u mu aldın veyahut da ne bileyim. Alttaki bir takım mı aldın ya? Ya şunu ben söyleyeyim. Ondan sonra Haluk abi bir dakika. Ya Abdullah Hoca şunu karıştırıyor. Ya Trabzon sana diyor ki Anadolu şehirlerinin bir şehir. Futboldan kimse anlamıyor. Yani ben bunlara ne söylersem, maçtan sonra ne söylersem yiyor. Ya böyle bir dünya yok. Trabzon böyle bir şehir değil. Bunu bilmeli. Birileri de veya bilmiyorsa birileri de bunu anlatmalı. Yani ya bildiğini anlatıyor. Bildiğini söylüyor. Bu şehri iyi ya tanıyorum söylüyor diyor. Ama acaba bizlerin yediğini mi, bize yedirdiğini mi zannediyor ya? O zaman ya dünkü şöyle ya. Devam edeyim. Mira Çözacı hemen Haluk Şahin'e atacağım topu gene. Dün dedi ki bizim için dedi bu sezon başarı. Yani hani ben de size soruyorum ya yayınlarımızda Trabzonspor için bu sezonun yani hedefi ne olmalı diye. Dün hedefini açıkladı açık bir şekilde. Kupa şampiyonluğunu alırsak ligde de dedi. Yani bu bulunduğumuz konumu daha aşağıya düşmeyeceğiz. Daha yukarıları mümkün olduğu kadar zorlayacağız ama bulunduğu konumu kabul etti. Üçüncüyüz biz dedi.
ama kupada da bir kupa almamız lazım dedi. Evet Haluk Şahin, bu hedefler Trabzonsporlu taraftarları mutlu eder mi? Ya da sizi mutlu eder mi? Şimdi Nihat'cığım şöyle, zaten tablo ortada. Ya üçüncü olacağız ya kupaya oynayacağız. Yani üçüncü olma şansımız bana göre kupadan daha çok gözüküyor. Gözüküyor. Ama bu arada bana göre takımdaki bütçe belli. Ya hani altyapıdan at bir tane adam, oynat kardeşim. Birini bul, çıkar. Hazır adamı ben de oynatırım. Bir tane bul çıkar. Zaten bizim şampiyonluk iddiamız yok. İkincilik iddiamız hiç yok. Zaten tepe gitmiş, 13-13 puan fark var. Ya birini bul çıkar da diyelim ki Abdullah Hoca da bunu yaptı. En azından bir katkısı oldu. Şimdi şunu hakkını yemeyelim Abdullah Hoca'nın dünkü maçta. Yaptığı bir doğru şey vardı. Onu da söylemesek Abdullah Hoca'ya haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sizi bilmiyorum. Kendi açımdan konuşuyorum. Ya Mendy en azından olması gereken, oynaması gereken yerde oynattı. Bana göre dünkü... Doğruyu buldu diyorsunuz yani. Bir doğruyu buldu. Tek doğrusu o. Burada peki bir şey, ben burada o zaman şöyle bir araya gireceğim. Haluk Şahin güzel söyledi. Şimdi mesela Ali Şahin, genç çocuğumuz bizim. Sezon başında da fena değildi. Stoper. Dedik ki bu çocuktan biraz ısrarcı olunursa bundan stoper olur dedik. Hemen onun yanında da bir tane Hüseyin Türkmen var bizim. Türkmen olayına da geleceğim. Mesela ben açıkçası kişisel olarak şunu bekledim. Dedim ki hoca işte hani diyor ya stoperim yok diyor. Mendy'yi de oraya çekecek. Yani Baniye ya da Benkoviç'in yanında Ali Şahin'i oynatamaz mıydı? İşte mesela bu önce istersen Haluk Şahin'e sorayım veya sen de aynen yürü sonra Haluk Şahin'e at pası. Hocanın böyle bir derdi yok. Yani hocanın altyapıdan veyahut da Trabzonspor'un kendi bünyesinden oynatıp Türk futboluna kazandıracak, Trabzonspor'a kazandıracak bir oyuncu itiklemesi, öyle bir derdi yok. Ben hocada öyle bir dert görmüyorum. İşte Hüseyin Türkmen'den bahsetti. Ya Hüseyin Türkmen'in bu oynayan stoperlerden ne eksiği var? Hata yapabilir. Ben de stoper oynadım. Dün yayın yaptığımız Hüseyin abi de stoper oynuyordu. Yahu oyuncu hata yapmaz diye bir kayıt kural, bir kanun hükmünde bir şey mi çıktı da haberimiz yok. O zaman oradan hemen araya giriyorum. Ben Haluk Şahin'e pas atıyorum. Bugün Hüseyin Türkmen'in sosyal medyada bir paylaşımı var. Oradan yine devam edersin sen. İlginç bir paylaşım. Gerçekten ben de biraz ironi yapmış orada. Yani bazen siz iyi olsanız da diyor, iyi olduğunu sananlar sizin iyi olduğunuzun farkına varamazlar. Yani ben kendi durumunu böyle anlatmış. Bazen siz iyi olsanız da iyi olduğunu sananlar sizin iyi olduğunuzun farkına varamazlar diye böyle bir ironi yapmış. Bilmiyorum ne dersiniz? Sana bir şey söyleyeyim. Abdullah Hoca diyor ki ben sezon biter karneme bakarım. Peki mi? İyi mi? Orta mı? He iyi ise peki ise ben sınıfı geçtim. Hocanın derdi bu. Bak inanın Hüseyin'in siz bu takımda ilk nasıl oynadığını biliyorsunuz. Fenerbahçe maçı. Biliyorum çıktı. Biliyorum. 2-1 kazanmıştık. Hı-hı. Kaleci Uğurcan'la aslanlar gibi oynadı. Çabuk, karakterli, Trabzonlu. Hata stoper yapmadı. O dönemde siz görevdeydiniz değil mi? Siz görevdeydiniz evet, o dönem. Evet, tamam. Görevdeydim. Hı-hı. Ya bu çocuk banka oynuyor. İyi de gidiyor. Ya bu çocuklar ne istiyorlar ya? Kendi çocuğumuz. Bırakın oynasın. Bırakın oynasın. Abdülkadir'i bir alıyor, bir onu da gidiyor kafa. Hüseyin'i alıyor, kesiyor. Çocuk sakatlandı. Ya bir oynat kardeşim ya. Bir yerde oynat bu çocuğu ya. Burada gözden kaçan şu var. Bak ben bunu dünkü programda da söyledim. Yani Abdullah Avcı'nın teknik adamlık yaptığı takımlara bakın. Böyle genç oyuncu ya alttan gelen oyuncu belki milyonda bir. Hep hazır. Böyle yaşta 30'u aşmış oyunculardan tercihini kullanıyor. Yani böyle ben alayım da risk edeyim. Öyle bir şey yok Abdullah Avcı'nın. Onun için ben yani bu Hüseyin, Abdülkadir ama onlar da artık futbolda yeşermişler, olmuşlar. Yani bundan sonra bir şey yapacak halleri yok. Burada biraz da kendi tarafımızı sorgulamamız olmalı diye düşünüyorum. Şimdi Abdullah Avcı'ya biz çok eleştiri getiriyoruz ama kendi çocuğumuzun da hatası var, yok mu? Yani mesela neler var yani? Mesela Hüseyin Türkmen'in oynamama nedeni ne olabilir sizce? Bizimkiler olma ya çok tez havaya giriyorlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim.
Fatih Tekke, Mehmet İpek olayı vardı. Yanılmıyorsam ikisiydi. İlk başladıkları zaman Fatih Tekke'ydi büyük ihtimalle. Bilmiyorum Haluk Şahin hatırlar mı? Ben dedim ki Fatih'le olur, Mehmet İpek'le olmaz o zaman. O dönemde Mehmet Ali Bey'le beraberdik. O zamanlar dedim ki bak Fatih Tekke'yle olur, Mehmet'le olmaz. Niye olmaz? Mehmet de çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Mehmet hemen imzaya taratmaz altına bir BMW çekti. Görüyorduk orada burada bakıyorsun saçlar bilmem uçmuş bilmem. Biri mütevazı kendi yaşantısını yaşıyordu. Ya bizim insan bu futbolcu yapacak tabii ama burada Trabzon dün de söyledim ya. Ya küçük bir şehir göze batıyorsun. Ya insanlar eleştiriyor lan diyor bak şuna bak. Bir de en önemli şey sahada oynarken güvenini kaybetmek. Şimdi bu çocuklar ne yapıyor? Ondan dolayı Trabzon'da göze batıyorlar ya. Yani o taraftarlar kim? Şehrin caddelerinde, sokaklarında, kafelerinde ne bileyim yani lokantada. Belki bazıları da arkadaşları birlikte beraber. Tabii yaşayan çocuklar, gören çocuklar. Bunları gören çocuklar. Oradan bunları Miraç. Abi şey evet seni dinliyorum. Gireceksen. Şimdi Miraç'cığım bak ben sana bir şey söyleyeyim. Dediklerinin hepsine katılıyorum. Peki biraz önce ne söyledin? Hocaya 60 milyon para verdik doğru mu? Evet. Kulüp menajerleri var. Psikologlarımız var. Bunlar ne için maaş alırlar? Ne için kulüpte dururlar? Hocanın görevi bu futbolcular. Bak ben size başka bir şey söyleyeyim. Yattara vardı burada doğru mu? Evet. Kimi yoldan çıkardı? En iyi futbolcu. Barış. Barış Memişe. Aynı odada yatırırsan ona uyacak. Aynen o yolda gidecek. Peki. Şimdi Barış bir yetenek. Şurada bir şey söyleyeyim. Dur. Sen şimdi hoca diyorsun işte şey psikiyatriler diyorsun. Sen yöneticiydin, futbol şube sorumlusuydun. Sen evet, bunları harekete yaptık. Geçirebildin mi? Yaptın mı? Yaptık efendim, yaptık. İşte soruyoruz, niye? Şimdi niye yapılmıyor? Yapılsın abi. İçerideki adamsın, sen orayı daha iyi biliyorsun. Peki o zaman Haluk Şahin, ben o zaman şu soruyu sorayım size. İyi dedi Miraç, aslında iyi bir yerden geldi. Sanki şu anda Trabzonspor'da bu futbolcularla teknik adam arasında böyle köprü olur yani her dönemde vardır böyle bir yöneticiler. Hocayla şey arasında, futbolcular arasında sözü geçen şu anda kim var sizce? Şu anda mı? Şu anda hoca evet. Kimseye yanaştırmıyor. Doğru bir sistem mi bu? Şu anda hoca kimseye yanaştırmıyor. Şimdi aslında ben size bir şey söyleyeyim. Ben o konuda Abdullah Avcı şunu yaptı. İlk geldi. Sahaya kimseyi sokmadı. Bana göre çok doğru bir karardı. Tamam. Bu bayram olur, Cumhuriyet Bayramı. Bu bir pasta şöleni olur falan gidilir. Yani ben yöneticilerin sahaya girmesine karşıyım. Yani çıksın üstünden izlesin, oradan izlesin. Bu bizim dönemde de olmuştu. Bir günü toplantıya girdim. Bütün yöneticilerin önünde, bunu Miraç'a anlatmıştım geçen yemekte. Bir antrenman programı. Ya abi dedim yöneticinin idman sahasında ne işi var ya? Yani idman sahasında yönetici ne yapacak? Orada futbolcu şakalaşacak, küfürleşecek, kavga yapacak. Yani yönetici orada gidip de ne yapacak? Görevli durur, kulüp menajeri durur, futboldan sorumlu kim varsa o durur. Zaten hoca orada bitti abi. Sahanın kenarında oluyorduk 10-15 kişi abi. Böyle bir şey bana göre çok yanlış. Yani bunu Abdullah Hoca çok güzel tespit etti. Ama şimdi mesela biraz önce de şu eleştiriyi yaptık. Dedik ya hani oyuncularla şey arasındaki o köprü bağ yani kolay kolay kurulmuyor. Abi, işte mesela kulüp, ne oluyor? Kulüp, ne oluyor? Kulüp menajeri gibi. Var. Kulüp menajeri var abi. Emrah Tok var şu anda ama peki Emrah Tok bu görevi yani layıkıyla yapıyor mu sizce? Bana göre fena değil, iyi gidiyor. Ama şimdi eleştiriyoruz işte Hüseyin Türkmen kopukluk abi oluyor. Hüseyin Abdülkadir Ömür'le ilgili kopukluk oluyor. Hüseyin Türkmen'i hoca oynatmıyor abi. Emrah'ın suçu ne onda? Hoca karıştırmaz ki ona. Yani benim anlatmak istediğim şu. Yani gerçekten hoca üzerinde de etkisi olabilecek bir... Biz Miraç'la onu konuşmuştuk. Böyle bir menajere Trabzonspor'un ihtiyacı var mı? Onu söylüyorum. O zaman Miraç'a da verdim. O zaman şunu söyleyeyim sana. Hı hı. İsim bile veririm sana. Tabii ki. Hüseyin için şimdi getireceksin. O göreve koyacaksın abi. Menajer de Emrah olacak.
hocayla beraber koordineli çalışacak. Ama evet, Miraç Özacı, şey var. Top sende. Şunu gözden kaçırmayalım. Hoca masaya otururken Haluk Şahin doğru diyor. Yani ben kendi çalışma alanımı kimseye karıştırmam, sokmam. Öyle değil mi? İlk anlaşması öyleydi. Abdullah evet, Avcı'nın Trabzonspor'a geldiği zaman. Şimdi bu da tabii çok önemli faktör. Şimdi Hüseyin Çimşir'i ne kadar yanaştırabilir? Emrah ne kadar yanaşıyordu? Yani adam zaten kafadan şartlarını koymuş, kuralları koymuş. Ya koyduğu kuralları sen geçebilir misin? Bana göre burada yönetim kurulu hocayı alıp veyahut da 2-3 kişi kimse, başkan olur, as başkan olur, alacaklar. Yeniden bir planlama yapmalı. İşte Haluk Şahin'i ben orada destekliyorum, doğru. O çocuklara, yani Hüseyin Çimşir olacaksa ona veyahut da Emre'ye yetki verecek. Yetki yetkilendirilecek de ki, hoca edecektir ki, o senle bizim aramızda veyahut da oyuncu arasında köprü vazifesi görecek olan budur. Öyle bir şey yok. Hoca zaten geldi, Can Karayağdı gitti. Hemen geldi Can Karayağdı'yı masanın üzerine koydu. Emrah'ı da koymuştu da Emrah nedense devam ediyor. Ya böyle bir hocayla koordineli çalışmak veyahut da futbolcular arasında köprü olmak ne kadar doğru. Zor gibi gözüküyor. Evet. O zaman şöyle diyeyim. Tamam. Anlatsın Haluk Şahin, sonra devam. Bir şey daha anlatayım size. Bak bu konuda Ünal Hoca müthiş. Çalıştım müthiş. Slovenya kampında İnan gece 1'e kadar yürüyorduk, dertleşiyorduk. Sabah kalkıyorduk, 9'a kadar yine dağlara yürüyorduk. Yani orada ben ona bir şey söylemiyordum, şunu oynat, öyle bir şey yok. Ama dertleşiyorduk. Bir yol buluyorduk sonunda. Futbolcu yok, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? En sonunda oturduk. Haluk Şahin ne diyordu ki, bu bebelerle nasıl oynayacağım, değil mi? Dertleşme de onlar da var. Şimdi yani dertleşme muhabbet etmiyorsun. Sonuçta takımı konuşuyorsunuz. Yok ben ona bunu oynat bunu demeyeceğim tabii ama sonuçta takımı konuşuyorsunuz. Yani yine şeyleri veriyordu diyorsun yani. Ufak ufak. Yok, tabii, şırınga. Damarlara şırınga yapıyordu yani diyorsun. Ama önemli tabii. Anlattıkları önemli. Haluk abi, ben 5-6 tane hocayla çalıştım üst düzey. İnanın bir tanesi diyemez bunu bana. Bak yemin ediyorum. Minle'yle, Suat'la, bir yiyin Giray Hoca'yla. Peki Giray hocam. Giray Hoca canlı yanlara katılıyor, sorun. Bir tanesi diyemez abi. Şunu söyleyeyim sana. Mesela Ünal Hoca'yla çalıştı. Sıkıntılı bir süreçle yaşadınız. Yani tahta kapalıydı, transferi yapamıyordunuz. Çok. Onur, Murat kadro dışı kalmıştı, gönderilmişti. Takım kötü gidiyordu. Malatya'da mı peşiymiştik? Malatyaspor. Malatya'da. Ünal gitti gidiyordu bilmem ne. Şimdi o dönemle bu dönemi karşılaştırdığı zaman veyahut da Ünal'ın teknik adamlığıyla Abdullah Hoca'nın teknik adamlığını böyle yan yana getirdiği zaman Ünal'ın Abdullah Hoca'nın eksikleri neydi? Veyahut da fazlalıkları mı diyelim neydi? Ne gözlemlersin, ne söylersin? Ünal Hoca'nın elinde fazla yağ, tuz, biber yoktu yani. O yemeğe yapacak ekipmanı yoktu Miraç'ın. Evet, yani tamam ben orada mesela Ünal Hoca çok tepkiler aldı Malatya maçından sonra. Yine bir televizyon kanalına çıktım, şunu söyledim. Ünal Hoca beş atıyorken iyi de beş yiyorken mi kötüydü? Hatta ben Ünal Hoca'nın o zaman da arkasında duydum. Vardır canlı ya şeylerde, YouTube kanallarında. Onu da oradan görebilirsiniz. Gazetede beyanat da verdim. Yani bana göre Ünal Hoca Trabzon'da çalıştığı dönem iyi bir, o kısıtlı kadroya rağmen müthiş bir hocalık yapmıştır abicim. Peki o zaman şöyle basit bir soru. Ünal Hoca mı, Abdullah abicim mi? Size, Haluk Şahin. Ya şimdi Abdullah Hoca şampiyon oldu. Ünal Hoca ile ben çalıştım. Yani Ünal Hoca'nın sahasını gördüm. Antrenman şeklini gördüm. Bu hoca ile bir sağ kenarında olsam, görsem bunun için de yorum yaparım ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Yani ben Abdullah Hoca geldiği gün 10 Kasım'da ben istifa ettim biliyorsunuz. Biliyorum geldiği. Ölüm saatinde ben istifa ettim. Kendini infaz etti. Orasını açıklayamam. Böyle bir ifade kullanıyor Miraç Özacı da. Abdullah Avcı seni infaz etti diyor. Böyle bir ifade kullanıyor. Yok ben farklı bir şeyden istifa ettim. Onu daha sonra 2'den 2'ye konuşuruz. Yok, peki. Ekranlarda konuşacağız. Ya niye peki diyorsun?
Bir dakika. Şey, özel bir şey olmasa zaten söylerdi onu. O zaman şöyle yani, konuyu hemen... O ekibiyle gelmesine ben zaten bırakmıştım görevlerimi. Yöneticiliği de bıraktım Abdullah'cı geldiğinde. O zaman şöyle kapatalım isterseniz. Malum Perşembe günü Samsun maçı var. Çok kısa o Samsun maçıyla ilgili bir görüş alacağım. Bir de artık transfer sezonu da başlıyor. Trabzonspor'un transfere ihtiyacı var mı? Bende mi? Siz başlayın Ali Şahin. Lakin Trabzonspor'un bütün maçları zor. Bu Başakşehir maçında, Kayseri maçında belli oldu. Şimdi Samsunspor son maçlarında bir çıkışta işte. En son Karagümrük'ü yendi biliyorsunuz. Karagümrük'ü yendi. Maçı izleyemedim. O ara bizim maçımız vardı. Onu izliyordum. Bir defa zor maç. Yani Trabzonspor'un maçları zor maç. Niye zor maç? Artık bizi herkes çözdü. Sağdan soldan orta. Ona karşı kafayı vuracak. Veyahut da ondan top sekerse. İşte karambol olursa gol olacak. Bunun haricinde Miraç'ın dediği gibi organize olan bir pozisyonumuz yok bizim. Yani doğru oyun aklınız yok diyorsunuz. Evet. Ya bir de Haluk abi orada şunu söyleyeyim. Ya takım koşmuyor ya. Orta saha yani hakikaten ben bakıyorum. Ya yürüyerek oynuyor ya. Ben yani dün böyle ben dün kasetası 40. dakikada dışarı alırdım. Oyuna hiç katkısı yok abi. Hiç sıfır. Ya hangisinin var? Berat'ın var mı? Öyle kafa, yaptığın kafa zaman. Başka yerde. Başka yerde. Bravo. Haluk Şahin tespitleri doğru. Ha, ama hoca alamıyor. Niye alamıyor? Maç riskli. Maç yine de iki tane şut attı. Biri döndü bilmem ne oldu. Maç riskli. Hoca alamıyor. Yoksa alır. Bana göre de alır yani. Hatta ben arkadaşımı aradım. Ben dedim Bakasitas'ı hemen dışarı alırım dedim. Neyse Samsun maçından gidiyoruz. Onun için yani Samsun maçı bana göre galibiyetle biter ama zor biter. Bak göreceksiniz zor biter yani. Zorlanacak Trabzon. Transfer için ne diyorsunuz? Öyle onları da söyleyin kapatalım. Diyorum, devamlı da söyledim. Trabzonspor'un gelecek yıl işi zor. Niye zor? Çünkü elimizde kiralık futbolcu çok var. Bunlar gidecekler. Zaten onları fena da oynamadılar. Bu saatten sonra tutmamız çok zor olur. Şimdiden de takımı boşaltıyorlar yavaş yavaş. Zaten iki tanesini galiba göndermişler okuduğum kadarıyla. Ben yine diyorum şu altyapıdan mutlaka iki tane futbolcu monte edilmesi lazım. Şimdiden de bak bizdeki ligdeki yerimiz belli oldu. Üçüncülük, dördüncülük. Üç ile dört arasında gider geliriz bu gidişle. Mutlaka yaz transferini şimdiden anlaşıp bitirin. Bak yaz transferi diyorum. Şu anda yapacağımız transfer bizim bütçemizi sarsar. İyi futbolcusunu kimse vermez. Gelen futbolcudan verim alamayız. Şehre takıma ayak uydurması zor olur. Bunu da bir tarafa yazın. Onun için diyorum ki şimdiden yaz transferini bitirelim. Seneye yepyeni bir altyapı, eskiler. Ha bir de bakın arkadaşlar Uğurcan falan gidecek diye duyumlar alıyorum. Uğurcan gidecek. Onları konuşacağız Haluk Şahin. Onları konuşacağız. Miraç'a hemen ben topu atacağım da orada şöyle bir şey söyleyelim. Dedi ya şimdiden yaz transfer döneminin artık hazırlıklarını yapmalı. Yani ara transfer değil de yaz transfer döneminin hazırlıklarını yapmalı. Şöyle bir tehlike o hani biraz biz hani eski gazeteci olarak, eski televizyoncu olarak şöyle bir şeyi de yaşadığımız için. Velev ki Abdullah Avcı ile işte kötü gitti. Yani şimdiden de transferler yapıldı. Abdullah Avcı'ya göre bir transfer politikası izlendi. Sezon sonu Abdullah Avcı ile yollara ayrıldı. Böyle bir durum olursa ne olur? Evet Miraç Özal. Böyle bir durumun olacağını ben zannetmiyorum. Zaten Abdullah Avcı hedefini koymuş Türkiye Kupası. Ligde de zaten biz de onu söylüyoruz. Trabzonspor 3-4'ün içerisinde olur. Ben Haluk Şahin'den şunu beklerdim. İlk geldikleri zaman Trabzonspor hakikaten ekonomik anlamda çok sıkıntılıydı. Bırakın futbolcuya ödemeleri, köfteciye, fırıncıya ödeyecek para yoktu değil mi sevgili Haluk Şahin? Evet. Yani o kadar sıkıntılı bir süreç için ne yaptılar? Transfer bütçesini kısıtladılar. Yani diyelim 40 milyonsa aşağıya çektiler diyelim.
15 milyon euroya düşürdük. Trabzonspor bunu yapmalı. Bak Ertuğrul Doğan sezon başı bunu uygulayacaktı. Yani 25 milyona mı Nihat düşürmüştü bilmiyorum tam net rakamı. 45'ten ama, 33'e düşürdüler. 45'ten 33'e 25 hedef. Ama ne oldu? Sonuçlar kötü gelince, lige kötü başlayınca, taraftar baskısı gelince, camia yüklenince Ertuğrul Doğan da dedi ki ya anladım. Sponsor buluyorum. 4 milyon euroya Pepe alındı bu sefer. Evet, sponsor buluyor. Hep de kiralık bunlara. Senin malın değil yani. Bunlar gidecek. Bir yıl. Sponsor buluyorum. Cebimden de veriyorum. Yok zaten. Şimdi ne diyorlar? Bak, şimdi şuna gelmek lazım. Ya adam para buluyor. Para veriyor cebinden. Kötü sonuçta Ertuğrul Doğan istifa bağırıyor. Ya Ahmet Ağaoğlu kulübe başkan olduğu zaman iş hayatı bitmişti. Nasıl başkan olduğunu Haluk Şahin de ilk bu dönem onunla yöneticilik yaptı. Hepimiz biliyoruz. Ya şimdi gemileri yüzmeyen Ahmet Ağaoğlu'nun 2 tane büyük cross tonluk gemisi okyanuslarda yüzüyor. Nihat Bey bunları da konuşalım. Konuşacağız. Ayrı bir program konusu olacak bu. Şimdi Ertuğrul Doğan ne yaptı? Adam parasız geldi. İş hayatı bitmiş. Ya uçmuş. İstediği transferi yapmış. Hatırla. Bilmiyorum Haluk Şahin'in zamanındaydı. Neptün'la devam edildiği zaman sen vardın değil mi? O dönemi de konuşalım. O dönemde bana göre şaibedir yani. Transferler şaibelidir. Kimler nasıl alındığını şeyin transferini ben biliyorum. Giresun Spor'a gitti. Neydi? Ahmet Ağaoğlu zamanında. Ben şeyle konuştum ya. Kasımpaşa Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma'yla konuştum. 500 bin euro. Diyabete. 500 bin dolar alınacak transfer. 300 bin dolara bile Trabzonspor'a geldi. Kim yaptı transferi? Ahmet Ağaoğlu'na Neptün yaptı. Bunları peki, da sorgulayalım. Yine tabii ki konuşacağız ama. Şunu noktalayalım. Tamam. Ben Trabzonspor'un mücadele ettiğini görmüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü Abdullah Avcı'nın açıklamasına bakıyorum Karadeniz Gazetesi'nde. Dirençli diyor ve doğru diyor. Doğru durduk diyor. Topun arkasını kaybettiğimizde topu. Ya topun önünde hiç olmadın ki sen ya. Ya şey maçında ne maçı ya oynadık son maçı neydi ya unutuyorum da. Başakşehir'den Başakşehir'i mi söylüyorsun? Ankara maçı. Kötü takım. Kümede kalma mücadelesi ve ya çekiliyorsun Allah aşkına ya Trabzonspor kendi alanına çekiliyor. Rakibi oynatma şeyi tanıyor, imkanı tanıyor ya. Yalan mı? Ben maç boyunca Trabzonspor kendi alanına çekilmiş. Ne basan bir Trabzonspor vardı, ne öne çıkan bir Trabzon. Ya diyoruz ki niye öne doğru çıkmıyor bu takım ya? Şey var ama şimdi orada da şöyle oyun felsefesi var. Abdullah Avcı'nın oyun felsefesinde temaslı oyun yok. Mümkün olduğu kadar rakiple temasa girmiyorlar. Böyle bir oyun üstünde bu 93. dakikada çocuk kafayı vursa 1-1 maç bitti. Evet. İyi kafayı vursa 1-1. Biliyorum. Bizim bir de böyle bir konu var. Biz 15 milyon euroya düşürdük. Doğru. Peki ama şu anda sponsorluklarla gidiyoruz. Ya bir kulübün yaşaması için futbolcu alacak, satacak, para kazanacak, iyi para kazanacak ve kasasına koyacak. Borç böyle kapanır. Sponsorluklarla borç kapanmaz. Sponsorluklarla ne kapanır? Deplasman masrafları, saha giderleri, işte tesisli bu. Abi, arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Hani derdik ya. Biz maden yapıyoruz. Maden kapanıyor. Kimse kendini sağa sola atmasın. Altyapıdan adam çıkmadığı müddetçe bu kulüp transferden para kazanamaz. Evet Mire Çözerci. Son sözü size verdim ya, de kapatalım. Şimdi şöyle bir şey olduğu zaman, olumsuz bir şey geçtiği zaman insan tabiri caizse derler ki yoruzdan kıçın görünüyor. Trabzonspor'un kıçı o kadar büyüdü ki açık Amerika'dan görünüyor. Yani açma olay... abi niye açıyorsun? Bak şimdi ya şimdi Trabzonspor'a yönetici olan, başkan olan yani çok dik durmak lazım. Sizin en büyük şansınız
tahtanın kapalı olması, yani bir önceki yönetimden kaynaklanan sıkıntıların size silahiyet etmesinden dolayı tahta kapalı, transferi yapamadınız. Çok radikal kararlar aldınız. Orada siz haklısınız ve dikle durdunuz. Ama Trabzonspor'da şimdi şampiyon olan bir Trabzonspor var. Şampiyonluğu yaşayan başkanımız var, teknik adamımız var. Ve şimdi camiye şimdi bir havaya girdi ya, şimdi herkes başarı bekliyor. Ya senin dediklerine ben hatırlıyorum. Yani bir dur diyeceksin, alt yapıya döneceksin ama şu anki mevcut yapımızın yahut da mevcut yapımızdaki teknik adamımızın bunu yapma şansı sıfır. Kendimizi kandırmayalım. Abdullah Avcı'yla bana göre Amerika'dan öte daha bir şey var mı Nihat? Japonya mı? Hangisi daha uzak? Buzullara, buzullara gidersiniz. Buzullara. Oradan görülür, oradan görülür. Nihat sana bir soru sordu. Seneye Abdullah Hoca'nın devam etmesi gerekir mi? Tabii ki gerekir. Çünkü devam anlaşmamız o kadar. Başka Abdullah Hoca'nın yok. Da kafasında bir takım planlar vardır. Ama hoca da bu kafayla giderse bu kulüp batar. Peki planlar dedin. Bak ya, bu kulüp batar. Şimdi şeyde bıraktım. Ya plan dedin. Abdullah Hoca'nın kafasında ne planı var ya? Ya şampiyon olduktan sonra da planlar vardı. 15 oyuncu geldi. Enkaz yığın oldu. Öyle değil mi Nihat? Girsene araya. Aynı şeyi yaparsa bu kulüp yok, batar. Yok, şimdi karşılıklı güzel konuşuyorsunuz. Ben bölmek istemiyorum. Yok. Ya ben Haluk Şahin'in topu taça avuta attığına inanıyorum. Görüyorum hatta, izliyorum. Ya ne transfer? Hem diyorsun ki transfer yapmamalı. At yapıya dönmeli. Hem de diyorsun ki Abdullah Hoca'nın kafasında. Yapmasın diyorum. Ya plan, ne planı var Abdullah Hoca'nın? Ne planı olacak? Ya Abdullah Hoca'nın ne diyorum, planı olacak? Hoca diyorum, transfer yaparsa bu kulüp batar. Bana göre getirsin herhalde. Ya işte bana göre işte hocayla vedalaşacaksa getirsin abi, Sadi Hoca gelsin, Gülay Hoca gelsin, Üstü Hoca gelsin, Haluk Şahin futbol şube sorumlusu olsun, Nihat Erence basın müdürü olsun abi, bizim kendi adamlarımız olsun. Şimdi Miraç'ın bu tabii ki temennileri güzel ama bizim de artık yavaş yavaş süremiz de doldu. Bunları konuşacak. Tabii ki. Sakın yanlış anlama, yürekten söylüyorum. Bilen adamlar olsun yani. Yön veren adamlar olsun. O ekipte de bir görevleri. O ekipte sen stoper, ben de orta saha oynarım o zaman. Çok güzel. O da güzel. Nihat da iyi futbolcuydu. Unutmuyorum. Teşekkür ederim. İkinize de teşekkür ediyorum. Daha dediğim gibi aslında bir sonraki yayınımızda önemli bir konu var. Bizim kulübümüzden zengin olan birisi var. Zengin olan birisi. Çok zengin olan. Kulüp batarken kendisi maşallah böyle katman katman çıktı. Zengin oldu. Olmaya da devam ediyor. Bu konuyu konuşacağız. Soyadı gibi soyadı gibi olan, ha? Öyle mi diyelim? Biz bir ipucu verelim. Cemiyatçığım. Bu Kasımpaşa'dan bir santrofor almıştık biz. Geldiğinde de bir 20 gol attı. Koyte'yi söylüyorsunuz değil mi? Umut Bozoğ'u söylüyorsunuz. Evet. Gidiyor. İzin aldı. İşte biraz önce hani dedin ya, iki oyuncu şu anda kesin gidiyor. Bunlardan bir tanesi. Peki, ona verdiğimiz paraları geri alabilecek miyiz acaba? Nasıl olacak? Ya bırak, şimdi para veriyoruz biz. Ne parayı geri alması? Şu anda da para ödüyoruz kendisine. Ya aslında sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyenlerimiz, konular o kadar çok ki. Yani konuşulabilecek, tartışılabilecek ve gerçekten hani tartışmamız gereken konular çok fazla. Ama dediğimiz gibi bir sonraki yayınımızda bizim konularımızdan bir tanesi de hani kulüp batarken 4,5-5 milyar borca girerken kendisi böyle katman katman zengin olan bir kardeşimiz, arkadaşımız var. Bu konuyu Haluk Şahin de yakinen tanıdığı, bildiği bir isim. Bunu gündeme getireceğiz. Haluk Şahin'in de ben o gün gerçekten, çünkü o daha çok yakında orada, tanıdığı bildiği bir isim. Gerçekten faydalı mı? Yani kulübe ne kadar yararı oldu? Bu konuları konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Haluk Şahin, teşekkür ediyoruz. Miraç Özalcan, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Merak ediyorum. O ismi bana söyleyin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın.